Bir eksiklik aslında B planı, C planı olmalıydı. Ayrıca şunu da söylemek lazım. Şimdi beşlilerin uzlaştığı bir masada altıncı liderin uzlaşmaya katılmanın yollarını araması beklenir. Çünkü her parti sonuçta bir özveride bulunarak, bir esneklik göstererek ittifakı götürebilirler. Ama yok, benim dediğim adaylar olmayacaksa ben masadan kalkıyorum demek ve bu adayları da başka bir partiden önermek bana doğru gelmiyor. Yani buradaki ısrarı ben anlayabilmiş değilim. Kılıçdaroğlu'nun niye aday olmayacağı, niye kazanamayacağı konusunda da Sayın Çömez dahil, Sayın Akşener'in de diğer İYİ Parti yetkililerinde ikna edici, tatmin edici bir yanıtları yok şu an. Teşekkür ederim. Garo Bey, şimdi çok kısa soracağım. İkinci soruyu hemen arkasından soracağım. Sizce Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak aday mıdır? Şimdi biz hiçbir zaman adaylar üzerine tartışma yürütmedik. En geniş demokrasi blokunu kurmamız gerekir dedik. Bu konuda da tabii ki bizim eleştirimiz şu yönde. Seçime bakın, 69 gün kaldı artık. Çok daha önce en geniş demokrasi blokunu Cumhurbaşkanlığı seçimi için kurmamız gerekiyordu. Biz yıllardır bu çağrıyı yapıyoruz. Tek adam rejimi ülkeyi bir karanlığa sürüklüyor. Buna karşı en geniş demokrasi blokunu kuralım ve onun da adayını ortak aday olarak çıkaralım çağrısını yaptık. Bunu da bir belgeye döktük bundan 1,5 yıl önce. 27 Eylül 2021 tarihinde bir tutum belgesiyle. Biz o masada olmak istemiyoruz. Bizim ayrı bir masamız var. Emek ve Özgürlük İttifakı masamız var. O masayla parlamento seçimlerine gireceğiz ve en güçlü şekilde kadın özgürlükçü, ekolojik, demokratik yaşamı temsil eden arkadaşlarımızı parlamentoda temsil ettireceğiz dedik. Ama kazanmamış gereken bir cumhurbaşkanlığı adaylığı var dedik. O noktada da gördüğümüz nokta şuydu. Altılı masanın hitap ettiği kesimler, yani sosyoloji toplamı %40 civarında bir oya tekabül ediyor. Yani en fazla 45, yani 50'yi bulamıyor. Eğer ki altılı masa şunu deseydi ki, ya biz zaten %55-60'ı garantiledik. Yani HDP'ye ve Emek ve Özgürlük İttifakı'na ihtiyacımız yok deseydi bu anlaşılabilirdi. Yine de anlaşılmazdı çünkü Cumhurbaşkanlığı seçerken en geniş oylarla seçilmesi lazım. En kapsayıcı Cumhurbaşkanı adayı olması lazım. Bunun için 55 bile olsan HDP'nin hitap ettiği, yani Emek ve Özgürlük İttifakı'na hitap ettiği %15'i de katarsan %70'i bulursun, daha kapsayıcı bir adayla girmiş olursun diye iddiamız vardı. Bu konuda gelin ilkeleri tartışalım dedik. Ama bu konuda bir cesaret maalesef gösterilemedi bu bugüne kadar. Ben şu yüzden sordum aslında. Hani yani, kazanacak aday, kazanamayacak aday tartışması var ya. Mesela bu saydığınız işte, özellikler tam, aslında bir adayda olması gereken kapsayıcılık gibi özellikler işte, değil mi? Mesela İYİ Parti neden Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını düşünüyor olabilir? Ya şimdi sıkıntımız şu. Bakın tarih bize şöyle bir şeyi dayattı. Bu memleketin milliyetçileri, ülkücüleri, yurtseverleri, sosyal demokratları, ulusalcılarının bir araya gelmesini dayattı bize tarih. Yani birbirine karşı ön yargılı bakan kesimlerini bir araya getirecek asgari müşterekler veya ortak müşterekleri tarih bize dayatıyor. Ve bu noktada da HDP'lilerin de oy verebileceği, İYİ Partililerin de oy verebileceği, Saadetlerin de CHP'lilerin de oy verebileceği ilkelerde buluşmamız gerekir dedik. Bu da hem toplumun sorunlarını çözme iddiasıdır İpek Hanım. Yani düşünün ki mesela HDP'nin temel sorunları nelerdir? Kadın özgürlüğüdür, ekolojik bir yaşamdır. Ama bir Kürt meselesinin demokratik çözümü gibi bir iddiamız var. Alevilerin eşit yurttaşlık talebini çözmek istiyoruz diyoruz değil mi? Gelin bu konularda ortak bir irade ortaya koyalım, ilkeleri belirleyelim ve bunun adayında buluşursak, benim iddiam şuydu, çok daha önce bunu yapsaydık %75'lere ulaşmıştık şu anda. Bu iktidarda %10'u bile bulamayacak duruma gelmiş olurdu. Çünkü bakın şöyledir siyasette. Güce doğru bakar toplum. Yani çözüm iddiasına doğru bakar. Ama dağınıklıktan uzaklaşır. Şimdiki bence en büyük handikapımız dağınık görüntü. Yani en az %60-65 değişim istiyor. Ama şöyle bakıyor mesela, şimdi evi yıkılmış yurttaş. Açıkça söyleyeyim. Diyor ki Erdoğan, ya ben temel atıyorum, sizin evinizi yapacağım diyor değil mi? Hani bir güç gösterisi yapmaya çalışıyor. Toplum bakıyor ki ya o temel atıyor. Öbür tarafta bir dağınıklık görüyor toplum. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı da bunu söyledi. Aynen bunu öyle. Bugün dedi yani. Ki biz işte can derdindeyiz, onlar man derdindeler diye siyaset yaptı. Yani kendi depremde aldığı yarayı sarmak için böyle bir görüntü veriyor. Şimdi bu noktada sorumlu davranıp çözümün bizde olduğunu,
çözümün bu yolsuzluğa bulaşmış karanlık iktidarda kurtulmak olduğunu ve toplumsal kaynakları böyle yandaşlara, saraylara, israfa ayırmak yerine halka doğru aktarırsak hem deprem güvenli şehirlerde yaşarız, yani İstanbul deprem bekliyor, hem de depremin yaralarını çok daha kolay sararız iddiasını bizlerin koyması lazım. Ama toplum bu anlamda, hani şöyle bir durum var. Hani bu iddiayı ortaya koyabilmiş olsaydı büyük kazanacak duruma gelirdik. Ama bu dağınık görüntü, bir yandan da Erdoğan'ın efendim sizin yarınızı ben sararım görüntüsü büyük bir handikaptır. Bu handikapı bir an önce gidermeliyiz. Toplum umut verilmesini bekliyor İpek Hanım. Bakın şöyle söyleyeyim. Erdoğan Türkiye'yi uçuracağım dedi, değil mi? Ama baş aşağı çakılmış bir Türkiye gerçekliği var. Ya açlık sınırının altında yaşayan 10 milyonlar var. EYT yasası çıktı, değil mi? EYT'liler şimdi dilekçe veriyor milyonlarca EYT. Alacakları maaş 5500 TL. Şu anda açlık sınırı 10.000 TL'ye ulaşmış. Yoksulluk sınırı 30.000 TL'ye ulaşmış. Yurttaşlarımız diyor ki ben yoksullaştım diyor. Beni bu yoksulluk girdabından kurtar diyor. Kimlikleriyle ilgili, özgürlükle ilgili dertleri var yurttaşlarımızın. Bunları çözecek bir iddiaya ihtiyaç var. Bunun için de en kapsayıcı siyasete ihtiyaç var. Ya dışlayıcı bir siyasetin panzehiri kapsayıcı bir siyasettir. Şu ana kadar bence altılı masanın en büyük handikapı en geniş demokrasi ittifakını kurmak yönünde imtina etmesi, bu konuda cesaret göstermemesidir. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı bir açıklama var mesela. Biz soframızı genişleteceğiz dedi, öyle değil mi? Evet. Biz soframızı genişleteceğiz ve bazı bizim ittifakımızın içinde olan siyasi partilere ziyaret yapmaya başladı. Budur bence yapılması gereken. Yani sofrayı genişletmek, herkese huzur ve refah vaat eden bir programın etrafında buluşmak. Eğer bu olursa, ben açıkça söyleyeyim, hasar var. Hani bu deprem de duvarları çatlatmıştır ama hasar yıkıcı bir hasar değildir. Tamir edilebilir. Yeter ki bu kapsayıcı siyaset iddiası etrafında buluşalım ve açıkça söyleyeyim, makinisti değiştirmek yerine düzeni değiştirme iddiasında olalım. Bakın millet makinist değiştirmek istemiyor. Ha, aslında yani bir ceberut yani bir biz düzenin... çok uzun zamandır bütün altılı masanın şimdi Sayın Mahmut Arıkan Saadet Partisi'nin genel başkan yardımcısı aramıza katıldı. Hoş geldiniz bu arada Mahmut Bey. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Yayınlar. Kendisi de aramızda. Altılı masanın bütün unsurları aslında biz kurulduğu günden bu yana hep aynı şeyi söylediler. Kişi değil, isim değil, aday değil, İlkeler. Sistem. Aday değil sistem, aday değil sistem. Bize bunu söyleyen altılı masa krizi adayda yaşadı. Sistemde evet. Değil, adayda yaşadı. Yani bize bunu tartıştırmayan, tartışmanın önüne geçen, hayır siz yanlış düşünüyorsunuz diyen altılı masa geldi. Tam da aslında... Demek ki yanlış düşünmüyormuşuz değil mi? Sanki ben adaya çıkansın diyorum 6 aydır. Yanlış düşünüyormuş. Şimdi evet. Mahmut Bey size biraz daha söz vereceğim. Can'ı çok beklettim. Can'dan bir değerlendirme almak istiyorum. Sizden önce de Sayın Turan Çömez konuğumuzdu. Size pek çok sorumuz olacak. Biraz çok az bekleteceğim. Evet Can. Evet şimdi en başta Turan Bey'in söylediklerine bir parantez açmak isterim. Yani bence yapıcı bir konuşma yaptı. Şu vurgusu da iyiydi. Yani biz Erdoğan'ın karşısında Sayın Kılıçdaroğlu olursa onu destekleriz dedi. Ama burada halen daha şu soru bizim karşımızda. Siz eğer bir aday çıkarırsanız bu iş ikinci tura kalacak. Yani bu iş o ikinci tura dedi. Kalırsa işte onu söylüyorum. Evet. Eğer bana aday çıkarmayacaklarını söylüyorlarsa sorun yok. Ama aday çıkaracaklarını ifade ediyorlarsa bu iş ikinci tura kalır. İkinci tura kalırsa da Erdoğan'ın bu noktada eline ciddi bir avantaj geçer. O yüzden ikinci turda biz Kılıçdaroğlu'nu destekleriz demek. Yani bence yani çok yarım yamalak bir destek. Çünkü siz eğer gerçekten de Erdoğan rejimini sonlandırmak gibi bir düşünceye sahipsiniz. Bu noktada artık oyların olabildiğince bu dağılmasının önüne geçmek gerekir. En başta onu bir söyleyeyim. Şimdi geçen hafta ben bir analiz yapmıştım İpek. Ona bir değinmek istiyorum kısaca. Birkaç soru sormuştum hatırlarsan. En başta şunu demiştim. Sayın Kılıçdaroğlu adaylık iddiasından vazgeçer mi? Bu saatten sonra vazgeçmez demiştim. İkinci sorum şuydu. Peki Akşener böylesi bir durumda masayı bırakır mı? Bunun cevabını bilemiyorum demiştim. Yani net bir cevabım yok demiştim. Ama bu kadar da sert bir tavır gerçekten de beklemiyordum. Üçüncüsü şuydu. Diyelim ki masadan ayrıldı. İki belediye başkanına böyle bir çağrıda bulundu. Onlar kabul ederler mi? Hayır. Onlar Kılıçdaroğlu'na rağmen böyle bir yola girmezler demiştim. Doğru değil mi? Şimdi burada Akşener'in aslında temel açmazı, İyi Parti'nin temel açmazı adayı olmadan böyle bir yola gitmesi. Yani şimdi
iki belediye başkanının Kılıçdaroğlu'na karşı böyle bir hamleye girmeyecek